Kudüs. Üç ilahi dinin buluştuğu kutsal şehir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi Miraç yolculuğunu yaptığı, Hazreti İsa'nın doğup yaşadığı, Hazreti Süleyman'ın kutsal mabedini inşa ettiği ve daha pek çok peygamberin hayatını geçirdiği, Allah yolunda mücadele ettiği, şehit düştüğü kutsal topraklar. Tüm bu özellikleri nedeniyle Kudüs ve çevresi Müslümanlar için olduğu gibi Yahudiler ve Hristiyanlar için de kutsal kabul edilir. Hazreti Musa İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtararak Mısır'dan çıkarmış, onları bu topraklara yönlendirmiştir. Bu nedenle Yahudiler için bu bölge kutsaldır. Hazreti İsa'nın bu bölgede Nasıra ismi verilen bir kasabada doğduğuna inanılmaktadır. Bu durum Hristiyanlar için bu bölgeyi kutsal kılmıştır. Kudüs'ün Müslümanlar için kutsal bir belde olmasının sebebi ise mübarek Mescid-i Aksa'nın bu şehirde bulunmasıdır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa'dan adıyla söz etmekte ve bu mescidin etrafının mübarek kılındığını bildirmektedir. Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren o Allah yücedir. Gerçekten o işitendir, görendir. Ayette bildirilen İsra mucizesi, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı gece içinde Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve geri döndürülmesi, mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizelerinden biridir. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a yükselmesi de yine aynı gece Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgede gerçekleşmiştir. Tarihi kaynaklara ve İslam alimlerinin yorumlarına göre hicretten yaklaşık bir yıl önce gerçekleşen bu mübarek olay İslam tarihinin en önemli olaylarından biridir. Ayrıca Mescid-i Aksa Müslümanların namaz kılmak için yöneldikleri ilk kıbledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kıblemiz Kabe'ye döndürülünceye kadar yıllarca Mescid-i Aksa'ya yönelerek namazlarını kılmışlardır. Kudüs'ün İslam dininde kutsal bir yer olması Müslümanların her devirde bu bölgeye özel önem vermelerine neden olmuştur. Bunun sonucunda İslam tarihi boyunca Müslümanlar bu kutsal topraklara barış, huzur, adalet ve hoşgörü getirmişlerdir.
Kudüs, milattan sonra 71 yılına dek Yahudilerin başkentiydi. Ancak o yıl Roma orduları Yahudilere karşı büyük bir saldırı düzenlediler ve büyük bir vahşetin ardından onları bölgeden sürdüler. Yahudiler için diaspora dönemi başlarken Kudüs ve çevresi de terk edilmiş topraklar haline gelmiş oluyordu. Ancak Roma İmparatorluğu'nun İmparator Konstantin döneminde Hristiyanlığı kabul etmesinin ardından Kudüs yeniden ilgi odağı oldu. Hristiyan Romalılar Kudüs'te kiliseler inşa ettiler. Yahudilerin de bölgede yerleşmesine yönelik yasakları kaldırdılar. Filistin 7. yüzyıla dek Roma Bizans toprağı olarak kaldı. Kısa bir süre Persler bölgeyi ellerinde tuttular ama sonra Bizans yeniden Filistin'in hakimi oldu. Filistin halkı yıllar boyunca Bizans yönetimi altında çok çeşitli yokluk ve yoksulluk içinde uğradığı haksızlıkların, zulümlerin sona ermesini beklemekteydi. Filistin tarihindeki en büyük dönüm noktası ise 637 yılında bölgenin İslam orduları tarafından fethedilmesi oldu. Bu fetih asırlardır savaşlara, sürgünlere, yağma ve katliamlara sahne olan, farklı inançlar arasında sık sık el değiştiren ve değiştirdikçe de yeni vahşetler yaşayan Filistin'e barış ve huzurun yerleşmesi anlamına geliyordu. İslam ahlakının hakimiyeti, Filistin'de farklı inançların barış içinde bir arada yaşayabildiği bir çağın başlangıcı oldu. Filistin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ikinci halife olan Hazreti Ömer tarafından fethedildi. Hazreti Ömer'in Kudüs'e girişi, ardından buradaki farklı inançlara karşı gösterdiği sonsuz hoşgörü, olgunluk ve nezaket başlayan güzel dönemin habercisiydi. İngiliz tarihçi ve Orta Doğu uzmanı Karen Armstrong, Holy War adlı kitabında Hazreti Ömer'in Kudüs fethini şöyle anlatır. Halife Ömer Kudüs'e beyaz bir devenin üzerinde girdi. Yanında ise kentin Yunan yöneticisi Başrahip Sofronius vardı. Halife kendisinin öncelikle tapınak tepesine, yani yıkık olan Hazreti Süleyman Mabedi'nin yerine götürülmesini rica etti ve dostu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gece yolculuğunu miracı yaptığı bu noktada eğildi ve dua etti. Başrahip bu sahneyi dehşet içinde izliyordu. Son günlerin artık yaklaştığını sanmıştı. Daha sonra Halife Ömer Hristiyan tapınaklarını görmek istedi ve tam kutsal mezar kilisesine gittiğinde namaz vakti geldi. Başrahip kendisini kibarca namazını bu kilisede kılmaya davet etti. Ama Halife Ömer bu teklifi kibarca reddetti. Eğer bu kilisede namaz kılarsa sonra bazı Müslümanların bu olayı anıtlaştırmak amacıyla buraya bir cami inşa etmek isteyebileceklerini, bununsa kutsal mezar kilisesinin yıkılması anlamına geleceğini izah etti. Bu nedenle halife kiliseden çıkıp biraz daha ilerideki bir noktada namazını kıldı. Nitekim bugün tam bu noktada kutsal mezar kilisesinin tam karşısında Halife Ömer'in adına inşa edilmiş küçük bir cami bulunmaktadır. Halife Ömer'in diğer büyük camii ise tam tapınak tepesinde yapıldı.
Yıllardır Hristiyanlar yıkık Yahudi tapınağının yer aldığı bu alanı şehrin çöp yığınağı olarak kullanıyorlardı. Halife, Müslümanların bu çöpleri temizlemelerine kendi elleriyle yardım etti ve burada Müslümanlar iki mabet inşa ederek İslam'ı, İslam'ın dünyadaki üçüncü kutsal şehrine yerleştirmiş oldular. Müslümanlarla birlikte Kudüs'e ve tüm Filistin'e medeniyet geldi. Birbirlerinin kutsal değerlerine saygı göstermeyen, birbirlerini sırf farklı inançlara sahip oldukları için katliamdan geçiren vahşi ve barbar inançlar değişti. Bölgede İslam'ın adil, hoşgörülü ve barışçı kültürü hakim oldu. Hazreti Ömer'in fethinden sonra Filistin'de Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler asırlar boyu barış ve huzur içinde yaşadılar. Hazreti Ömer'in verdiği bir himaye belgesi, İslam ahlakının hoşgörü ve adalet anlayışını yansıtan çok güzel bir örnektir. Bu verilen eman, hasta sağlıklı, iyi kötü yöre halkının tüm fertleri için din, can, mal, kilise ve havralarının himayesi içindir. Kiliseler tahrip edilmeyeceği gibi mesken de edilmeyecek ve onlardan hiçbir şey eksiltilmeyecektir. Halktan hiç kimse zerre kadar zarar görmeyecektir. Bu kitapta yazılı hususlar Allah ve Resulünün ahdi, halifelerin ve müminlerin zimmetindedir. Müslümanlar hiç kimseye zorla İslam'ı kabul ettirmeye çalışmadılar. Ancak İslam'ın hak din olduğunu gören bazı gayrimüslimler kendi rızalarıyla İslam'ı seçtiler. Filistin'deki barış ve huzur bölge Müslümanların hakimiyetinde olduğu sürece devam etmiştir. Ancak 11. yüzyılın sonunda bölgeye dışarıdan işgalci bir güç girdi ve Kudüs'ün medeni topraklarını görülmemiş bir barbarlık ve vahşetle yağmaladı. Bu barbarlar Haçlılardı. Filistin'de her üç dinin mensupları barış ve huzur içinde yaşarken Avrupa'daki Hristiyanlar bir Haçlı seferi organize etmeye karar verdiler. Papa II. Urban'ın 25 Kasım 1095 günü Clermont Konseyi'nde yaptığı çağrıyla kutsal toprakları Müslümanlardan almak ve asıl olarak da doğunun efsanevi zenginliğine ulaşmak üzere 100 binin üzerinde insan Avrupa'nın dört bir yanından Filistin'e doğru yola çıktı. Uzun ve yıpratıcı bir seferden ve Müslümanlara karşı gerçekleştirdikleri pek çok yağma ve katliamdan sonra Haçlılar 1099 yılında Kudüs'e vardılar. Yaklaşık 5 hafta süren uzun bir kuşatmanın ardından şehir düştü ve Haçlılar kente girdi. Ve dünya tarihinde eşine az rastlanır bir vahşet gerçekleştirdiler. Müzik
şehirdeki tüm Müslümanları ve Yahudileri kılıçtan geçirdiler. Haçlı ordusu Kudüs'te 2 gün içinde yaklaşık 40 bin Müslümanı öldürdü. Filistin'in Hazreti Ömer'den bu yana süren barış ve huzuru korkunç bir katliamla sona ermiş oldu. Barbar Haçlı ordusu Kudüs'ü kendisine başkent yaptı ve sınırları Filistin'den Antakya'ya kadar uzanan bir Latin krallığı kurdu. Ancak Filistin'e vahşet getiren Haçlıların ömrü fazla uzun olmayacaktı. Orta Doğu'daki tüm Müslüman emirlikleri aynı bayrak altında birleştiren Selahaddin Eyyubi, 1187'deki Hıttin Savaşı'nda tüm Haçlı ordusunu bozguna uğrattı. Selahaddin Eyyubi, Hıttin'in hemen ardından Kudüs'e girerek 88 yıldır Haçlı işgali altında olan şehri kurtardı. Bugünün bir mucizevi özelliği de vardı. O gün tarihi kaynaklara göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gece Mekke'den Kudüs'e götürüldüğü ve oradan Miraç'a yükseldiği gündü. Haçlılar 88 yıl önce Kudüs'ü aldıklarında içindeki tüm Müslümanları katletmişlerdi ve bu yüzden Selahaddin Eyyubi'nin de aynı vahşeti kendilerine yapmasını korkuyla bekliyorlardı. Oysa Selahaddin Eyyubi, kentteki Hristiyanların hiçbirine dokunmadı. Hiçbir masum sivile karşı şiddet uygulanmadı. Mağlup ettikleri Haçlı ordularına karşı dahi Müslümanlar gereksiz şiddet kullanmadılar. Filistin toprakları bir kez daha Kur'an ahlakının getirdiği adalete ve hoşgörüye kavuşmuştu. Dahası Haçlı kimliğine sahip olmayan Ortodokslar şehirde yaşamaya ve diledikleri gibi ibadet etmeye devam edebilirlerdi. İngiliz tarihçi Karen Armstrong, Müslümanların bu ikinci Kudüs fethini şöyle anlatır. ...1187'de Selahaddin ve ordusu Kudüs'e fatihler olarak girdiler. Gelecekteki 800 yıl boyunca şehir bir Müslüman kenti olacaktı. Selahaddin katliam yapmamak üzere önceden Hristiyanlara verdiği sözü tuttu ve şehri yüksek İslami prensiplere göre aldı. Kur'an'da emredilmiş olduğu gibi şiddetten kaçındı. 1099 yılındaki katliamların öcünü almaya kalkmadı. Tek bir Hristiyan öldürülmedi, hiçbir yağma yapılmadı. Esirleri serbest bırakmak için istenen fidyelerse son derece düşük tutuldu. Kur'an'da emredildiği gibi esirlerin çoğunu da hiçbir fidye almadan serbest bıraktı. Selahaddin'in kardeşi El-Adil, 1000 kadar esirin kendi hizmetlerine verilmesini istedi ve sonra hepsini acınacak durumda olduklarını gördüğü için karşılıksız olarak serbest bıraktı. Şehirdeki zengin Hristiyanlar değerli eşyalarını yükleyip şehirden bir an önce gittiler. Oysa ellerindeki para, şehirdeki tüm savaş esirlerinin fidyesini ödemeye fazlasıyla yetiyordu. Başrahip Heraklius, herkes gibi 10 dinarlık fidyesini ödedi, sonra da şehri hazinelerle dolu arabalarla terk etti. Kısacası Selahaddin Eyyubi ve onun komutasındaki Müslümanlar, Hristiyanlara karşı son derece adil ve merhametli davranmışlar. Hatta onlara kendi yöneticilerinden çok daha fazla merhamet etmişlerdi. Bu durum ancak Kur'an ahlakının gerçek anlamda yaşandığı toplumlarda gerçek adaletin, gerçek huzurun ve güvenin yaşanacağının somut bir göstergesidir. Çünkü Kur'an ahlakı insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden sadece haktan ve doğrulardan yana katıksız bir adaleti emretmektedir. Allah Kur'an'da inananlara kendi aleyhlerinde de olsa adaletli davranmalarını şöyle emreder.
Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Filistin'de farklı inançlara bir arada yaşama fırsatı veren Kur'an ahlakına dayalı bu adil yönetim, Selahaddin Eyyubi'den sonraki 7 yüzyıl boyunca devam etti. ...1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü ve civarını fethiyle birlikte... ...Filistin'de yaklaşık 400 yıl sürecek Osmanlı yönetimi başladı. Bu dönem Osmanlı'nın diğer eyaletlerinde olduğu gibi... ...Filistin'de de barışı, istikrarı ve farklı inançların bir arada yaşamasını sağlayacaktı. Bütün İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı padişahları da fethettikleri bölgelerdeki gayrimüslimlere karşı son derece adaletli davranmışlardır. Çünkü Kur'an ahlakına göre o ülkelerin yerli insanları Allah'ın kendilerine bir emanetidir. Onları himaye etmek, hiç kimsenin onlara zulüm yapmasına müsaade etmemek adalet sahibi olan yöneticinin sorumluluğudur. Osmanlı İmparatorluğu, millet sistemi adı verilen bir düzenle yönetiliyordu ve bu sistemin en temel özelliği, farklı inançlara sahip insanlara, kendi inançlarının ve hatta hukuklarının gerektirdiği şekilde yaşama imkanı tanımasıydı. Kur'an'da kitap ehli olarak tanımlanan Hristiyanlar ve Yahudiler, Osmanlı topraklarında hoşgörü, güvenlik ve özgürlük buldular. Kilise, sinagog ve cami uyum içinde bir arada var oldu. Kudüs'teki mabetlerin üç ilahi dine göre kutsal olduğunu göz önünde bulunduran padişahlar, hakimiyetleri altında bulunan insanlara saygı ve şefkatlerinin bir göstergesi olarak Kudüs'ün Şam kapısındaki kale duvarındaki kitabeye Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti İbrahim de onun dostudur ifadesini yazdırmışlardır. Dikkat edilirse, Kitabiye üç dinin ortak peygamberinin ismi yazılmıştır. Osmanlı'nın hoşgörüsünü gösteren bu durum, her dönem olduğu gibi o dönemde de ilahi kaynaklı dinlerin birbirleriyle olan ortak noktalarını vurgulaması açısından önemlidir. Osmanlı, Müslümanlar tarafından yönetilen bir İslam devleti olmasına karşın, tebaasını zorla Müslüman yapmak gibi bir amaca sahip değildi. Aksine, Osmanlı Devleti, gayrimüslimlere de güvenlik ve huzur sağlamayı, onları adaletle ve İslam idaresinden razı olacakları şekilde yönetmeyi hedefliyordu. Oysa aynı dönemlerde dünya üzerindeki diğer büyük devletler çok daha katı bir anlayışa, baskıcı ve hoşgörüsüz bir yönetim anlayışına sahipti. Diğer pek çok Avrupa ülkesinde Yahudilere sadece Yahudi oldukları için baskılar uygulanıyordu. Hristiyanlar birbirlerine karşı bile tahammülsüzdüler. Katolik ve Protestanlar arasındaki çatışmalar 16. ve 17. yüzyıl boyunca Avrupa'yı kan gölüne çevirmişti. Bu ortamda Osmanlı'nın kurduğu idarenin son derece insancıl olması kuşkusuz önemli bir gerçektir. Bu hoşgörülü yönetimin kaynağı ise elbette Kur'an ahlakıydı. Çünkü bir Müslüman karşısındaki insanın inancı ne olursa olsun, hoşgörülü olmakla, affetmekle, adil ve insancıl davranmakla yükümlüdür. İman edenlere yükletilen sorumluluk, herkese Allah'ın dinine güzellikle
barışla ve hoşgörüyle davet etmektir. Bu doğruları uygulayıp uygulamama, iman edip etmeme kararı karşı tarafa aittir. Bir kişiyi iman etmeye zorlamak, bazı şeyleri zorla kabul ettirmeye çalışmak, Kur'an ahlakına aykırı bir tavırdır. Allah bunu Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o sapasağlam bir kubba yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Kudüs'ün 43 bine yakın nüfusu bulunmaktaydı. Bunun yarısı Müslüman ve Arap, üçte biri Yahudi ve geriye kalanı değişik milletlere mensup Hristiyanlardan ibaretti. Kanuni döneminde büyük bir gelişme gösteren kentte yeni surlar, medreseler ve imarethaneler yapıldı. Ve bu eserlerle birlikte Kudüs'ün tarihi önemi daha da arttı. Kudüs şehri, tarihte ve günümüzde birçok isimle alınır. Müslümanların dilinde Kudüs, günümüz dünyasında Jeruzalem, Arapların lisanında El Beytül Mukaddes, eski ismiyle İlya ve İbranice'de ise Yeruşalayim veya Oruşelem denilen şehir, bugün dünyanın en kritik sosyopolitik bölgelerinden biridir. Şimdi 450 yıl kadar Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında bütün din mensuplarının huzur içinde yaşadıkları Kudüs şehrini tanıyalım. Akdeniz'e 62 kilometre ve Lut Denizi'ne 38 kilometre mesafede bulunan Kudüs, dağlık ve yüksek bir mahalde yerleşmiştir. Eski kent olarak anılan asıl Kudüs, kenarları yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kare biçiminde surlarla çevrilidir. İkisi kapalı olmak üzere 7 kapısı ve 3 büyük caddesi vardır. Kuzeydoğudaki bölüm Müslüman, kuzeybatıdaki bölüm Hristiyan, güneydoğudaki bölüm Yahudi ve güneybatıdaki bölüm Ermeni mahallesi durumundadır. İslam mahallesinde Mescid-i Aksa ve Kubbetü Sahra'yı içine alan Harem-i Şerif bulunmaktadır. Kuzeybatıdaki Hristiyan mahallesinde Hristiyan cemaatlere mahsus çok sayıda mabetler ve manastırlar bulunmaktadır. Kent, çeşitli üsluplardaki cami, sinagog, kilise ve sivil yapılarıyla mimari açıdan tam bir mozaik görünümündedir. Kudüs denilince akla ilk gelen bu görüntülerdir. Mescid-i Aksa ve etrafındaki kutsal mekan, Harem-i Şerif'in üzerinde bulunduğu tepe. Tapınak Tepesi, İngilizce adıyla Temple Mount. Tepe adını Hazreti Süleyman'ın buraya kurmuş olduğu mabetten almaktadır. Tarihi kaynaklara göre Hazreti Süleyman Tapınağı'nın inşa edildiği yer bu tepe üzerindedir. Sonraki dönemlerde tapınak Babililer tarafından yıkılmış ve M.Ö. 20 yılında aynı bölgede Yahudi Kral Herod tarafından yeni bir tapınağın inşaına başlanmıştır. Kral Herod'un ölümünden çok sonra inşa tamamlanan bu yeni tapınağı da çok geçmeden milattan sonra 70 yılında Romalılar yıkmışlar, şehirdeki Yahudilerin büyük bölümünü katletmiş, kalanları da sürmüşlerdir.
Geriye tapınaktan yalnızca tek bir duvar kalmıştır. O da bu yıkımın anısına Yahudiler tarafından ağlama duvarına dönüştürülmüştür. Şu an Yahudilerin ağlama duvarı, Müslümanlarınsa Burak duvarı, Hayitül Burak olarak adlandırdıkları işte bu duvar Herod'un inşa ettiği mabedin bir kalıntısıdır. Mescid-i Aksa'nın batı tarafında yer alan bu duvara Batı Duvarı adı da verilir. Duvarın bugün dışarıdan görünen kısmı 12 metre olmakla birlikte yerin altına doğru 19 metre daha devam etmektedir. Zamanla duvarın önü dolmuş ve bu seviyeye gelmiştir. Tepe üzerindeki Harem-i Şerif, Mescid-i Aksa Camii, Kubbetüs Sahra, Ruhlar Kuyusu, Türbe, Sebil gibi yapıları içine alan yaklaşık 150 dönüm genişliğindeki bir arazi üzerine yayılmış, etrafı surlarla çevrili kutsal bir mekandır. Bilinmelidir ki bu kutsal topraklar yalnızca orada yaşayan Müslümanların sorumluluğunda değildir. Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak dünyadaki tüm Müslümanların üzerine düşen kutsal bir vazifedir. İslam alimlerinin görüşlerine göre Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif adı verilen bölgenin tümünü kapsayan alandır. Bu kutsal mekana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dikkat çekmişlerdir. Buhari ve İbn-i Mace'nin nakletmiş olduğu bir hadisi şerifte de Ebru Zer'in şöyle dediği bildirilmiştir. Resulullah aleyhisselama yeryüzüne konulmuş olan ilk mescidin hangisi olduğunu sordum. Mescid-i Haram diye buyurdu. Sonra hangisi dedim, Mescid-i Aksa diye buyurdu. İkisi arasındaki süre ne kadardır diye sordum, şöyle buyurdu. 40 yıl. Sonra bütün yeryüzü senin için mescittir. Nerede namaz vaktine girersen orada namaz kıl. Aksa kelimesi en uzak anlamındadır. Mescid-i Aksa da Mekke'ye olan uzaklığından dolayı böyle adlandırılmıştır. Yani en uzak mescid demektir. Kudüs'ün fethinden sonra burada Hazreti Ömer tarafından bir cami yaptırılmıştır. Mescid-i Aksa Camii adı verilen bu cami, Herod'un inşa ettiği tapınaktan kalan batı duvarına bitişik dörtgen şeklinde bir camidir. Mescid-i Aksa Camii daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında genişletilmiştir. Bugün pek çok kimse tarafından Mescid-i Aksa zannedilen üstü altın kaplı, sekiz köşeli yer aslında Kubbetüs Sahra adlı yapıdır. Bir dönem Kubbetüs Sahra'yı ele geçiren Haçlılar burayı kiliseye çevirmişlerdir. Daha sonra Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü fethettikten sonra burayı kilise olmaktan çıkararak cami olarak ziyarete açmıştır. Bugünkü görünümüne ise Osmanlı padişahları tarafından birçok kez yapılan tamirat ve eklemelerle kavuşturulmuştur. Kubbetüs Sahra'nın tam ortasında büyük bir kaya vardır. Rivayetlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a bu kayadan çıktığı söylenir. Kubbetüs Sahra, kaya üzerinde yapılan yer anlamına gelir. Eşsiz motifleri ve altın kubbesiyle Kubbetüs Sahra, İslam'ın sanat ve medeniyet anlayışının görkemli bir örneğidir. Bina, Kanuni dönemine kadar dışarıda Bizans tarzı mozaiklerle kaplıydı. Kanuni, iki insan boyuna kadar olan kısmını beyaz mermer, daha yukarısını mavi çinilerle kaplatmıştır.
kubbenin üst çevresi boyunca Yasin suresi yazmaktadır. Kubbetüs Sahra'nın içinde asılı duran taş anlamına gelen Hacer-i Muallak taşı bulunmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraca yükselirken üzerine bastığı rivayet edilen kaya işte burasıdır. Bu kayanın en geniş yeri 18 metre, en dar yeri ise 13,5 metredir. Bu kayanın içine 11 basamaklık bir merdivenle inilmektedir. Kudüs'te Osmanlı dönemine ait en gösterişli mimari eserler, hiç kuşkusuz eski kenti kuşatan surlar ve bunların üzerindeki kapılardır. Eski kenti çevreleyen surlarda 7 kapı mevcuttur. Kudüs'ü çevreleyen 4 kilometre uzunluğundaki surlarda bulunan kapılardan biri Şam kapısıdır. Damaskus kapısı olarak da bilinir. 1542 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından onartılmıştır. Kapının hemen dışından geçen Doğu Kudüs'ün ana caddesi Kanuni Sultan Süleyman'ın adını taşır. Her gün bu kapıdan binlerce insan geçmektedir. Bir diğer kapı Altın Kapısı'dır. Diğer ismiyle Golden Gate. Bu kapı en eski devirlerde bile şehrin doğuya bakan kapısı olmuştur. Hazreti İsa'nın bu kapıyı kullanarak mabede girip çıktığı rivayet edilir. Hazreti İsa ikinci kez yeryüzüne geldiğinde yine bu kapıdan şehre gireceğine inanıldığından Müslümanlar kapıyı bu mübarek şahıs gelene kadar mühürlü tutmak üzere örerek kapatmışlardır. Şehir içinde bir şehir olan Ermeni mahallesinin devamında Siyon kapısının yanından geçilir. Ayrıca doğuya açılan Arslanlı Kapı, kuzeye açılan Herod Kapısı ve batıya açılan Yafa Kapısı düzgün kesme taş işçiliğiyle dikkatleri çekmektedir. Yafa Kapısı ile Şam Kapısı arasında 1887 yılında Davel Celid adında bir kapı daha açılmıştır. Farklı dinleri temsil eden tüm bu kutsal mekanlar ve tarihi eserlerin Kudüs'te bir arada olması bizlere önemli bir gerçeği göstermektedir. Kudüs'te çok uzun yıllar boyunca Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar tüm mezhepleriyle birlikte kendi inançları doğrultusunda diledikleri gibi ibadetlerini yerine getirerek yaşamışlardır. Bu huzurlu ortam devlet yönetiminde nizam, adalet, barış, refah ve hoşgörüyü temel alan Müslüman yöneticiler döneminde olmuştur. Kur'an ahlakının yaşandığı toplumlarda sosyal hayatın nasıl huzur ve barış içerisinde devam ettiğini tarih bize pek çok örnekle göstermiştir. Başta peygamberler ve sonra da onların yolunu izleyen pek çok adil yönetici yaşadıkları dönemlerde toplum içerisinde güven ve barış ortamı oluşturmuşlardır. Film boyunca bunun çok açık bir örneğini izledik. Yani Kudüs ve Filistin'de İslam hakimiyeti dönemini.
İslamiyet'in bölgeye yerleşmesiyle birlikte halkın zulümlerden nasıl kurtulduğuna, çok farklı dinlere mensup, ayrı dilleri konuşan, farklı toplumların aynı bayrağın altında bir arada huzur içinde nasıl yaşadığına şahit oldu. Gerek Kudüs'ün hakimiyetinde, gerekse tarihin her döneminde Müslüman yöneticilerin hoşgörü, merhamet, adalet ve medeniyet sergilemelerinin sebebi ise Kur'an'a olan bağlılıklarıdır. Allah bir ayette şöyle buyurmuştur. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Günümüzde dünya üzerinde adaletin sağlanması ve yaşanan zulümlere bir son verilebilmesi için çözüm çok açıktır. Yapılması gereken tek şey, Kur'an'da öğretilen gerçek adaleti hakim kılmak için ciddi bir çaba göstermektir. Allah, inanan bir insanın adalet anlayışının nasıl olması gerektiğini şu şekilde bildirir. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. İster zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.